Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olan, olmayan herkese iyi akşamlar. Çok önemli bir hususları anlatacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Yanlış konuşuyor isem, yanlış cümle ettiysem lütfen videonun altına yazın. Beğeniyorsanız beğendim, beğenmiyorsanız beğenmedim işaretleyin. Şimdi bir hisse söyleyeceğim. 5 katına bir haftada. 5 katına. Belki 10 kat. 2 tane de olabilir. Videomun arasında söyleyeceğim, iyi dinlerseniz. Bakalım çözebilecek misiniz? Şimdi arkadaşlar. SPK'nın yasal uyarısı var biliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu benim anlattığım yatırım tavsiyesi. 5 katını kazanacağız. Doğru mu? Yatırım yapacağız. 5 kat. Ne göreceksiniz? İzleyenler kazanacak. Şimdi arkadaşlar. YouTube'da, Twitter'da, Telegram'da çeşitli gruplar ve videolar var. Analistler var, grafikçiler var, yorumcular var, eğitimciler var. Hepsine saygım sonsuz. Bazıları var. Şimdi ben bu videoda izlerlerse altına çok şeyler yazacaklar, bunu biliyorum. Bir hisse buluyorlarmış, söylüyorlarmış. 5 katına gider, 10 katına gider. 30.000 izleyicisi oluyor 3 günde. Neden? O 5 katına gidecek hisseyi anlatsın, söylesin, alayım 5 katına kâr edeyim. Sen ne kadar inanıyorsun buna? Nasıl inanıp da o hisseyi alıyorsun? Sen parayı sokaktan mı topluyorsun? Ya bir hisse 5 katına gidecek hisseyi sana söyler mi? 10 katına gidecekmiş, bunu sana söyler mi? Yok yeni anlaşma yapmış 3 katı. 5 katı, 15 katı. Salla pazar yeri. Borsa pazar yeri olmuş. Yatırım yerinden çıkmış. Pazar yeri olmuş. Pazar yeri. Herkesten özür diliyorum. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesidir. Yatırım danışmanı kapsamı alanındadır. Bir insan ya 5 katına gidecekse videosunu çekip de sana o hisseyi söyler mi? Biraz akıllı. Sadece 2 dakika düşün. Benim videolarımı izleyenler asla zarar etmediler. Çünkü neden? Hiçbir hisse 5 katına gidecek demedim. 2 katına gidecek de demedim. Videolarımı izleyin. Ha 3 katı kar var dedim. Bir videomda dedim. Beklerse. Çok ucuz dedim. Ama ben yine BIST 30 ve 50 dışında hiçbir hisseyi söylemedim. Söylemem. Beni takip eden arkadaşları, abone olan arkadaşları bir grup yaptık. Biz bir aileyiz dedik. Biz 30-50 dışına çıkmıyoruz. Bu hisselerden alalım dedik. Yan tahtada olanları, spek hisseleri gün içinde sabah bir işlem yapıyor %5. Öğlen 1'e 5 kala falan bir işlem yapıyor %5. Akşam dip. -10. Veya tam tersi. Bu hisselere gidiyorlar. Ya bana yazanlar var. Ben bu hisseyi alayım mı? Ben bu hisseyi almak istiyorum, ne dersin? Bende var bu hisse, 30.000 lira zararım var, ne yapayım? Neden aldın kardeşim? Niye alıyorsun? Nereden duydun? Sordun mu? Araştırdın mı? Firmaya baktın mı? Yok. Gidecekmiş. Daha önce de söyledi gitti. 10 tane söylüyor, 2 tanesi gidiyor. Çünkü spek. Biri gidecek. İkisi gidecek. 8'i düşecek. Bu olacak yani. Ben de bir video çekmiştim. Hatırlarsan al veren hisseler dedim. Herkes hepsi. Videomu izleyin. Al veren hisseler dedim. Ne oldu? Hepsi ertesi gün %5-6 yaptı. 3-5 günü 3-5-3-5. Ondan sonra deyip. Ama al verdi. 5-6-8-10 kazandın. Benim söylediğim hisseden 5-6 kazanıyorsan öp başının üstüne koy kardeşim. Kısadaysan. 3 gün 5 gün bekleyeceksen böyle. Ama 2 sene yatırımcıysan, spor, toto, loto, futbol maçı, at yarışı olarak izlemiyorsan,
bir yatırım ve eğitim kanalı olarak izliyorsan böyle yapacağız. Adam 5 katına 10 katına gidecek hisse diyor. 30 bin izleyicisi var. Bakıyorum 30 bin kişi izlemiş. Sağ olacağım, sağ olacağım. Ben eğitim kanalı çekiyorum. Doğru hisseleri söylüyorum. 2-3 gitsin bize yeter diyorum. 2000-2500 izleniyorum, o kadar. Abone sayımız çok şükür 5000'e geldik. 3 ayda 5000 yaptık çok şükür. Akıllı yatırımcılarla. Gerçekten yatırım yapan insanlarla 5000-5500 yaptık. Oyuncular yok bende. Oyuncular bana abone de olmuyor zaten. Olmazlar ki. Ben çünkü öyle hisse söylemem. 5 katına gidecek, 10 katına gidecek. Yok öyle bir şey. Çünkü neden? Ben ağır hisse söylerim. Ben zarar etmeyeceğin hisseyi söylerim. Ya %19 faiz var. Eğer yılda %19 kazanamıyorum diyorsan git bankaya yatır, faize yatır. Dolar al, altın al, gümüş al, bilmem ne al. Altın dolar alanları da görüyoruz. Satın dedim, gelin borsaya. Öyle video da çektim. Dolar altın 500'dü. Gramı satın da dolarlarınızı, altınlarınızı, dolar 8,5'tu, satın da borsaya girin dedim ben. Hem ekonomimiz canlansın, hem de borsada para kazan dedim. Satmadılar. 800'e gidecekmiş, 1000 liraya gidecekmiş altın. Dolar 15'e gidecekmiş. Bunu muhalefet de söylüyor. Biraz da siyasi oldu ama kusura bakmayın. Türkiye batmış, ölmüş, gitmiş. Endeks gelecekmiş 1000 liraya. Türk şöyle olmuş. Ne oldu, niye gidiyor? Biz 30-50 hisseleri gidiyor, diğerleri düşüyor. Ya diyor benim hissem diyor gitmiyor. Niye gitmiyor? Sen sipek almışsın. 3 liradan 18'e gitmiş, 10'a gelmiş. Ben bu gidecek diye almışım. Gitmiyor. Gitmez tabii. Seçmemişsin ismi. Yatırım yapmamışsın. Sen oyuncusun. Oyuncusun kardeşim. Oyuncu olduğun için sen gitmez. Temmuz hisselerini çektik. Bir aylık hisse çektik. Dedik bunlar da hareket olabilir. %7-8 yaptık. Ağustos hisselerimizi çektik. Onlar da 8-10 yaptı. Totalde. Şimdi Eylül hissemizi çekeceğiz. Sen bir ayda %10'u beğenmiyorsan yıla vurduğun zaman %120 yapar mı? Hadi %20'yi attık, %100 yapar. Sen bunu beğenmiyorsan ben 5 katına gidecek hisseyi bulamam sana. Adam diyor bana tavan yapacak hisseler ver. Ben nereden vereyim? Ben nereden bileyim? Ben sağlam hisseye, grafiğine, tekniğine bakıyorum. Sağlam mı diye bakıyorum. Yeni anlaşması var mı? Kârı güzel mi? Bana kârını dağıtıyor mu? Ben ona bakıyorum. Kasasında parası var mı? İhracat yapıyor mu? Ben ona bakıyorum. Ben bu şekilde hisseler alıp satıyorum. Şimdi senin 100.000 liran mı var? İlle ben istiyorsun al sat yapıyorum. Ben al sat diye satsız duramam mı diyorsun? Sana bir strateji söylüyorum. 100.000 liramızın 50.000 lirasını 5 tane hisseye bölelim. 10. Aldık mı kardeşim? 50 lira 5 tane hisse. Sağlam hisse. İşte banka aldık, sanayi aldık, ulaşım aldık. İşte hepsine birer tane, ikişer tane artık neyse. Aldık 5 tane. Geriye kaldı 50 lira. 25 lirasında 6 aylık orta vade aldık. Hareket edecek, yeni anlaşma olacaklarını aldık. Geriye kaldı 25 liramız. Bu 25 lirayı da sipek al. Duramıyorsan. Duramıyorsan yani. Ben sipeksiz duramam. Ben 10 katını istiyorum. Onunla al. Paranın hepsini gömme. Biraz alıyor. Aha biraz düştü biraz daha aldım. Aha biraz düştü biraz daha aldım. Eyvah tam ortalamayı çekiyorum. Oh ne güzel diyor, ortalamayı çekiyorum. Ondan almıştım, ortalamam 8'e düştü. 5'e düştü kağıt. Biraz daha çektim, ortalamam 7'ye düştü. Kağıt 3 liraya geldi kardeşim. Elinde oldu parayın %50'si. Hepsini gömdün oraya. Diğerleri giderken sen orada sıkıntı, stres. Ne dedik? Psikoloji, stres borsada kazanmanın %80'ine eşittir. Atıl parayla oynayacaksın. Bana bu para bir ay sonra lazım. Ben borsadan gireyim biraz para kazanırım diyorsan yine yanlış. Ben bu paraya 2-3 sene bakmayacağım diyorsan al. Korkma al. Bu endeks 1800'e gidecek. Her zaman söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Yılbaşına kadar gidecek. 5 katına hisse geliyor. 5 katına. Birazdan geliyor. Onu istiyorsunuz, o da geliyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız almış 2 tane sipek hisse. Ben bunu satayım da buna geçeyim, seni sağlam hissene. Ne kadar zararım var? İşte 100.000 liralık aldım, 40.000 lira zararım var. Ben sana
40 bin liralık kar edeceğim bir hisse söyleyemem ki. Çünkü neden? Ben onu sağlam hisse al derim. 6 ay sürünür. Gider bir tanesine gömer. Kazanamazsın ki. Çünkü sen alışmışsın. 3 taban 5 dip, 5 dip, 2 taban alışı gitti, devre kesti. Sen öyle hisseler istiyorsan. Bunlar eğitim videosu. Bu videoya hiç izleme. Kapat. Kapat bu videoyu. Ne diyoruz arkadaşlar? Biz 30-50 dışına çıkmıyoruz. Geliyor 5 hisse. 5 katına hisse geliyor. Arkadaşlar. Şimdi yanlış anlamayın. Birkaç hissenin performansını söyleyeceğim. Alsat değil kesinlikle. Garanti 6,5'tu. Ne oldu? 10 lira. 9 küsür yani 10 lira. Doğru mu? Doğru. Şişe 3,5 liraydı geçen sene. Şimdi kaç lira? 9 lira. Petkim kaç liraydı? 3,5 liraydı. Kaç lira? 7 lira. Türk Telekom kaç liraydı? 4 liraydı. Kaç lira? 7 lira. 7,5 lira. Giden gidiyor işte. Zamanında alacaksın bunları. Sen bunlar gitmiyor, ağır gidiyoruz ama tıkır tıkır gidiyor. Sen bunu alacaksın. Bunları alacaktın zamanında. Yine çok ucuz hisseler var ama hisse isim vermeyeceğim. 5 kat hisse yok. Bende öyle bir şey yok. Benim videolarımı izleyenler 5 kat 10 kat hisse yok. 30 bin izlenme olacakmış. Benimki 2 bin izlensin. 2 bin kişi kazansın yeter. 30 bin kişi izleyip 28 bini zarar edeceğine 2 bin kişi izlesin, 2 bini kar etsin. Ben öyle video çekiyorum. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bu sadece bir arkadaş tavsiyesi, dost tavsiyesi olarak düşünün. Bir arkadaşım bana böyle dedi ve yanlışsam da videomun altına yanlışsın yazın, doğruysam da haklısın, haklısınız yazın. Eleştiriye sonuna kadar açın. Ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde kazanmaya devam ediyorum. Beni izleyenler de zarardan kurtuldu, artık kar ediyor. Varsın izlenmemiz az olsun. Abonemiz az olsun. Ama öz olsun, öz. Hani derler ya, evdeki bulgur çarşıdaki pirinçten iyi. Evdeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyi. Benimki öyle. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız, abone sayımız artarsa bu tür videoları daha çok çekeceğim, çok. O büyük yatırımcılar benden korkmaya devam ediyor. Tehdit atabilirler, umurumda değil. Sakın lotunuzu satmayın. Satmadığınız müddetçe zararınız yok. Lotunuzda bir tane eksilme yok arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.